Tonguçhan Haber Bülteni'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Mart ayını da bitirdik. Peki gündemimizde neler var? Hadi onlara bakalım. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz ki vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber önce liselerde sonra ise ortaokullarda yazılılar ertelendi. Bakalım hangi sınıflarda durum ne olacak? Geçtiğimiz günlerde Milliyetin Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla önce lise ardından ortaokul sınavları 3 Mayıs tarihine ertelendi. Verilen karardaki önemli iki detay ise şöyle. 26 Mart'a kadar ikinci dönem yazılarını tamamlamış olan okullarda öğrencilerin sınavları geçerli sayılacak. Ayrıca erteleme kararı 4. sınıflarla birlikte 8 ve 12. sınıflar için geçerli değil. Bu sınıflardaki öğrenciler yazılarını okulların belirlediği tarihte yüz yüze gerçekleştirecek. Dün akşam yapılan kabine toplantısı sonrası alınan kararla birçok şehirde hafta sonu yasakları geri geldi. Toplam 58 ilde haritanın kırmızıya dönmesiyle önlemler yeniden artırılıyor. Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim uygulaması ile ilgili kararlar ise il hırsızlığa kurulu değerlendirmesi sonrasında il bazlı olarak uygulanacak. Evet siz ikinci dönem yazılarını oldunuz mu ya da ne zaman olacaksınız bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ders esnasında aklınız kaç defa telefona gidiyordur. Instagram, TikTok, Minecraft. Bu kadar uygulamayla nasıl başa çıkacağız değil mi? İşte böyle. Telefonlarımız dolapta, dikkatimiz derste. Öğrencilerin derslerdeki dikkatini dağıtan telefonlara çözüm bulundu. Sınıflardaki dolaplar sayesinde öğrenciler ders başlamadan önce telefonlarını dolaba kilitliyor. Böylece ders boyunca bildirimlerden uzak bir şekilde çalışan ve dikkate dağılmayan öğrencilerin derslerdeki verimi de artmış oluyor. Önceden telefonumuza gelen herhangi bir ileti de ilgi odamız tamamen dağılıyordu. Ama şimdi telefonlarımız dolaplarda olduğundan dolayı bütün odamız derslerde oluyor ve tam verim almamızı sağlıyor. Aksaray Valisi'nin desteğiyle şehirdeki dört okulda uygulamaya başlanan projenin Önümüzdeki günlerde birçok okulda yaygınlaşması bekleniyor. YKS 2020'de TYT'de 500 tam puan yaparak Türkiye birincisi olan Hüseyin Kaan Özdemir'e okulu tarafından küçük değil biraz büyük bir hediye verildi. YKS 2020'de TYT'yi fullleyerek önemli bir başarıya imza atan Hüseyin Kaan Özdemir'e okuduğu fen lisesi tarafından otomobil hediye edildi. Nevşehir tarihinde ilk kez bir Türkiye birincisi çıkarmanın gururunu yaşarken Hüseyin Kağan 2016'da girdiği TEOK sınavının ardından YKS'de de birinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin bu bölüm konuğu İngilizce hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz? Bizler de gayet iyiyiz. Şimdi İngilizce çok değişik bir dil bence hocam. Bazı arkadaşlar çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Bazı arkadaşlar çok zorlanıyorlar. Yetenek işi midir hocam? Yani aslında yetenek işi olduğunu düşünüyorum ama bu ilerleyen zamanlarda yaşla birlikte de çok güzel bir şekilde öğrenilecek bir şey olduğuna Hı. inanıyorum. Ve birazcık emek isteyen bir şey İngilizce'de diğer dersler gibi. Peki hocam bu sene 2 aylık bir süreç kaldı neredeyse 2 aydan biraz fazla LGS'ye. LGS'de öğrenci arkadaşlarımız şunu yapıyorlar hissediyorum İngilizce din hallederiz diyorlar ama sınavda zaman zaman İngilizce'de problem yaşayabiliyorlar ne yapabilirler bu noktada? Yani bununla ilgili de şöyle düşünüyorum. Tabii ki de diğer derslerimizde çalışıyoruz ama İngilizcenin ya da din kültürünün katsayısı az diye hani bunu es geçmek olmaz. Çünkü oradan fark atacaklar. Hı hı. Hani diğerleri sadece onlara çalışırken arkadaşlarımız İngilizceyi geçmesinler. Yani tavsiyem olacaktır size. İngilizceye çalışın. Kelime, soru ağırlıklı kitaplarınızdaki müfredat kelimelerine çalışıp daha kolay bir şekilde halledeceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda çok sayıda da video yayınlıyoruz. Sizlerin evet, de desteğiyle evet, evet. oradan da yardım alabilirler. LGS demişken 6. sınıf 7. sınıf arkadaşları da unutmayalım. Onlara ne tavsiye edebiliriz hocam İngilizce ile alakalı? Onlara da tavsiyem şu olacaktır. Mesela kitaplar okuyabilirsiniz arkadaşlar. Reading çok önemli. Hem soru çözmede de çok yardımcı olacaktır size paragraf sorularınız için özellikle. Bir öneride bulunayım. Tabii. The Old Man and the Sea kitabını okuyabilirsiniz. Ernest Hemingway'in kitabı. Çok güzel bir kitaptır. Seviyenize de uygundur. 5 ve 6'lara da bir kitap söylesek hocam. Tabii onlar için de Peter Pan diyelim. Çok eğlenceli, keyif alacakları bir kitap. Reading gerçekten çok önemli İngilizce'de. Tavsiye ederiz. İnşallah okurlar arkadaşlar da. Peki İnşallah. son bir sorum olacak hocam. Tabii. İngilizce öğrenmek için daha doğrusu kendi başımıza öğrenmek için şarkı mı dinlemeliyiz, dizi mi izlemeliyiz, altyazılı mı izleyelim? Ne yapalım? Yani kendi başımıza öğrenmek için tabii ki de şu an yurt dışına gidemiyoruz ya da göremiyoruz. Hı hı. Ee, bunlar için şarkılar çok önemli. Çünkü hem telaffuzlarını duyuyoruz, hem kendi kalıplarını duyuyoruz. Aynı zamanda dizi ve filmler. Yani bence dizi ve filmleri de İngilizce alt yazılı izlememiz daha faydalı olacaktır. Hem orada yazılışını görüyoruz, hem de duyuyoruz. Telaffuzlarını da düzeltebiliyoruz. Bir de biz çeviri yaparken daha çok Türkçe düşünüyoruz çeviri yaparken. Bu da çok yanlış bir şey. Hı hı. E, onların farklı terimleri de olabiliyor. Bu yüzden daha çok İngilizceye maruz kalmak, duymak çok önemli diye düşünüyorum. Peki şu nasıl hocam? Bazı arkadaşlar buzdolabına, e, masalarına böyle küçük stikerler yapıştırıyorlar. Evet. Onu önerir misiniz? Çok, çok güzel bir yöntem kesinlikle. Yani evde gördükleri şeylerin üstüne İngilizcelerini yapıştırırlarsa eğer e, gördüklerini daha çok hatırlayacaklardır daha çabuk. Çok öneriyorum bunu da. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben Beğertiniz teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için Tonguç Hanım haber bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Bültenlerimizde genellikle öğrenci arkadaşlarımızın yaptığı güzel projelerden bahsediyorduk. Şimdi ise 83 yaşında Berzan Hanım'ın 23 Nisan için yaptığı çok güzel bir çalışmayı ekranlara getireceğiz. İstanbul'da yaşayan Berzan Deba tamamen kendi emekleriyle 1100 çocuğa oyuncak dikti. Sosyal medyada da gündem olan projede Berzan Hanım insanların atık olarak bir köşeye bıraktığı giysilerden ve aksesuarlardan yararlanarak oyuncak peluşlar üretti. Oyuncaklar 23 Nisan öncesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırılacak. Evet Berzan Hanım'ın gerçekten ellerine sağlık bu vesileyle hem kendisinin hem de tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Japonların gözü yaşlı. Lise son sınıf öğrencisi Halit tamamıyla kendi tasarımı olan robot köpeği 6 ay içerisinde tasarlamayı başardı. Çocukluğundan bu yana yazılım ve robotik alanlara ilgi duyan Halit Yıldırım, tasarladığı robot köpek ile TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finaline kaldı. Tasarımını 6 ayda tamamlayan öğrenci, özellikle bu sürenin 4 ayında her gün aralıksız çalıştığını ifade etti. İlk 3-4 ayı neredeyse aralıksız her gün çalıştım robotun üzerine. Kafamda pandemi dönemine girdiğimiz zaman bir avantaja dönüştürmek adına bu tarz projelere başladım. Pandemi sürecinin projesini geliştirmede büyük katkı sağladığını ifade eden Halit Yıldırım'a, proje başarılar diliyoruz. Mart ayının sosyal medyada özellikle Instagram'da en çok konuşulan isimlerinden biri Fevzi Kaan. Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla bir ay içerisinde tam 350 bin takipçiye ulaşan Fevzi bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkı söylemesinin yanı sıra klavyede çalan ortaokul öğrencisi Fevzi'nin canlı yayınına birçok fenomen isim de dahil olarak birlikte şarkı söylüyor. Evet, yüzfa boş geldin. Hoş bulduk Fevzi kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Evet bakalım Fevzi'nin ünü daha ne kadar artacak? Biz buradan Fevzi arkadaşımıza küçük bir öneride bulunalım. Bu fenomenlik, bu şöhrete kendini çok fazla kaptırmasın ve derslerinden sakın ola ki geri kalmasın. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin bu bölümde de sonuna geldik. Bir sonraki bültene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.